ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni yayın dönemimizde yepyeni programlarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Sağlık Kliniği ile karşınızdayız. Sağlık Kliniği programımızda tüm sağlık sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışacağız. Doktor Gülay Atik bizimle olacak. O sorularımızı yanıtlayacak. Sizler de istediğiniz sorularınızı sorabileceksiniz bizlere. Ve Doktor Gülay Atik'e hemen dönmek istiyorum Sağlık Kliniği programımıza. Hoş geldiniz. Yeni programla Aks ekranlarında başlıyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? Çok sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağlık Kliniği programımızda ağrıya değinelim istedik. Ağrı evet. Çünkü hemen hemen herkesin tek ortak sorunu denilebilir. Günlük yaşantımızda da sürekli ağrıyla baş etmek zorundayız. Ama bunun öncesinde izleyicilerimize ağrıyı bir tanımlasak neler söyleyeceksiniz? Tabii ağrı hoş olmayan bir duygu esasen. İlk olarak Hipokrat'ta tıbbın babası diye saygı duyduğumuz, yolundan izinden gittiğimiz Hipokrat'ın söylemiyle başlayacak olursak ağrı vücuttaki dengesizlik olarak ağrıyı tanımlamış. Daha sonra bilim adamları ağrı konusunda çalışmalar yaptıkça ağrının tanımını biraz değiştirmişler. Hoşa gitmeyen bir duygu, vücuttaki bir zararın belirtisidir diye ağrıyı tanımlamışlar. Ama günümüzde ağrı için var olan veya olası hasarların ortaya çıkarttığı, kişinin hayatını, günlük yaşamını etkileyen, hoşa gitmeyen bir davranış modeli olarak karşımıza çıkmakta, bu şekilde tanımlanmaktadır. Ağrı günlük yaşantımızı aslında hemen hemen hepimizi zorluyor. Ama en çok hangi ağrılar görülüyor diyeceğim de, bunun öncesinde bir ağrının tarihsel gelişimini aktarsak izleyicilerimize, onu da bir detaylı bir şekilde öğrensek. Tabii. Ağrı esasen insanlığın varoluşuyla birlikte oluşa gelen bir his, bir duygu, bir yakınma. İnsanlıkla birlikte ağrı çeşitli şartlarda, çeşitli koşullarda karşımıza çıkmış ve dolayısıyla ağrı ile ilgili bilimsel araştırmalarda o kadar eski başlamış. Milattan önce tarihi yaşamda, tarih kazılardan, arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerle ağrıyla karşı karşına kalınca insanlar neler yapıyor diye baktığımızda, öncelikle ağrıyı soğukla tatbik etmişler ve soğuğun ağrıyı dindirdiğini görmüşler. Daha sonra güneş ışınında ısıtılan taş parçalarını ağrılı bölgeye koymuşlar. Bunun da ağrıya fayda ettiğini görmüşler. Zaman geçtikçe insanoğlu da kendi araştırmalarını yapıyor. Ağrı için afyonu kullanmaya başlamışlar. Daha sonra yıllarla birlikte bitkilerden ağrı için neler yapabiliriz, neler nasıl faydalanabiliriz'e baktıklarında kökner ağacı, keten tohumu, dereotu gibi söğüt ağacının yapraklarından elde edilen bir takım kimyasallarla ağrıyı dindirmeye çalışmışlar. Daha sonra morfin elde edilmiş, ağrı tedavisinde morfin kullanılmaya başlanmış. Ve günümüze kadar çalışmalarla birlikte kullanılan tedavi şekilleri de çeşitlenmiş. Hipokrat özellikle ilk başta fizik tedavi yöntemlerini ağrı dindirmede kullanmaya başlamış. Ve en çok uygulanan tedaviler arasında soğuk ve sıcak uygulamaları, ağrılı bölgeyi dinlendirmek gibi yapılabilecek çok basit uygulamalar hala günümüzde de kullanılan evet. Uygulamalar arasında. Günümüzde de devam ediyor. Peki İbn Sina'nın modern ağrı sonuçlaması olduğu gibi onun da işte yanıcı, kalıcı, ısırıcı gibi birçok nedenleri var. İbn Sina açısından evet. Da bu ağrı etkenliğine baktığımızda neler söyleyeceksiniz? Tarihi geçmişe biraz daha detay verelim. Tabii İbn Sina bir İslam alimidir. Evet. Tıp konusunda gerçekten çok büyük katkılar yapmıştır. İbn Sina'nın 5 ciltlik bir kanun kitabı vardır. Tıbbı
ilgilendiren, tıbbi konusundaki araştırmaları anlatan bir kitaptır bu. İbn Sina bu kitabında ağrı ile ilgili bölümünde ağrıyı kesici, batıcı, ısırıcı şekilde tanımlamış ve bu tanımlar hala bugün de aynı şekilde kullanmakta. Yine biraz önce bahsettiğim gibi ağrıyı dindirmede İbn Sina soğuk uygulamayı, ağrılı bölgeyi nemlendirmeyi, dinlendirmeyi önemli üzerinde durmuş, böyle bu tedavi yöntemini önermiş. Bir ilave olarak da keten tohumu, dereotunu bir karıştırarak lapa haline getirmiş. Bunu ağrılı bölgeye uyguladığında ağrının dindiğini görmüş. Bu da bu uygulamada kitabında yer almaktadır. Peki dedik ki işte soğuk, sıcak uygulamaları hala günümüzde de devam ediyor. Günümüze baktığımız zaman insanlara en çok ne tür ağrılar çekiyor? Öncelikle kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılardan yakınıyorlar. Gerçekten bu en işte yürümeye başlayan çocukla birlikte başlıyor ve yaşamın son anına kadar devam eden her yaş grubunda ilk olarak kas iskelet sistemi ağrıları karşımıza çıkıyor. Daha sonra zona gibi daha çok yaşla birlikte artan bir süreç gösteriyor. Göğüs ağrıları gibi, karın ağrıları gibi, varislerden kaynaklanacak, periferik vasküler sistemden kaynaklanan ağrılar gibi ağrıları sıralandırabiliriz. Ama ilk önce kas iskelet sistemi ağrıları daha çok karşımıza çıkıyor. Peki ağrıyı iki gruba ayırabiliyoruz. Kronik ağrı ve evet, diğer akut ağrılar. Bunu detaylandırırsak kronik ağrı gündelik çektiğimiz her insanın çekebileceği türde ağrılar değil mi? Yanlış bilmiyorum sanırım. Siz detaylarını anlatsanız Gülay Hanım. Şimdi akut ağrı o an için ortaya çıkan hızlı ve kısa süren ağrılar dediğimiz ağrılar. Bunlar bu travma, bağlı ağrılar. Hastalıktan da olabilir, travmalardan da olabilir. Ve akut ağrı dediğimiz ağrının süresi bellidir. Yani yaklaşık olarak 10 gün, 15 gün içinde bu ağrı tedavi yoluna gider, artık düzelmeye başlar. Fakat ağrı 3 haftayı geçiyor ise artık kronik ağrıdır. Kronik ağrı dediğimiz şey aynı zamanda uyguladığımız tedavilere rağmen düzelmeyen, daha farklı olağan dışı tedaviler dediğimiz veya alternatif tıp tedavileri, yöntemlerle dahi düzelmeyen, kişinin hem yaşamını hem de davranışlarını etkileyen ağrılar, kronik ağrılar. Özellikle kronik ağrı artık eskiden bir hastalık grubuna girmiyordu. Şimdi bir hastalık olarak değerlendiriliyor. İnsan yaşamını gerçekten olumsuz yönde etkilediği için üzerinde durulması, tedavi edilmesi gereken bir ağrı. Peki bunların tedavisi muhtemel değil mi? Yani hiçbir şekilde tedavisi olmayan bir kronik ağrı var mıdır? Şöyle, kronik ağrılar zaten kronik dediğimiz süreci uzamış ağrılar olarak bahsedebiliriz. Tedavi yöntemleri bu tıpta alternatif, birbirine alternatif tedavi yöntemleri çok fazla. Öncelikle kullandığımız bir basamak tedavi süreçleri var. Burada en önemlisi bir hastayı düşünce olarak hastalığına karşı hazırlamak, hastalığına karşı bilgilendirmek ve nasıl üstesinden geleceğine karşı hekimin yardım ettiğini, nasıl yardım edeceğini anlatmak önemli. Bu birinci basamağı oluşturmakta. Daha sonra kişiye bir takım ağrıdan uzaklaşmasını sağlayabilecek, kendinin yapabileceği basit, kolay yöntemleri anlatmak ve göstermek. Bunlarda en önemlisi egzersizler, işinde, çalıştığı ortamda, evinde yapabileceği basit ergonomik değişiklikler. Mesela sandalyesini değiştirmek, mesela klavyesindeki bir düzenlemeler. En basit ağrıda rahatlama sağlayacak, ağrıya geçirecek yöntemler, bunları anlatmak. Daha sonra ilaç tedavisi, peşine fizik tedavi uygulamaları. Daha sonra bunlarla da elde edemiyorsak, başarılı olamıyorsak yapabileceğimiz sinir blokajları dediğimiz daha ileri teknikler veya
ufak cerrahi girişimler bu şekilde devam edersek yani o kronik ağrıyı da tedavi edebilecek birçok yöntem var. Yöntem var. Evet, zaten evet. Dediğiniz gibi işte sandalyeyi değiştirmesi, klavyede bir düzen kurması bunlar tabii. Çok basit görünse de evet. Aslında önleyici çok etkenler önemli. Arasında. Hı-hı. Hı-hı. Peki cinsiyete göre ağrı değişir mi? Yani ağrı şiddeti kadında erkekte fark eder mi? Evet. Fark ediyor gerçekten. Peki, yani nasıl fark eder kadın ve erkekteki o ağrı? Şimdi kadınlarda kadınların algısı daha açık. Daha duyarlı bir yapıya sahip oldukları için ağrıya karşı da çok duyarlılar. Normalde ağrı eşikleri çok düşük olmasa dahi ağrıyı dile getirdikleri için de kadınlarda göreceli olarak ağrı daha çok görünüyormuş gibi olsa da esasen kadınların duyarlılığından kaynaklanan bir fazlalık var. Oysa yine tıpta yapılan çalışmalara baktığımız zaman cinsiyet konusunda kadınlarda en çok hangi bölge ağrıları, erkeklerde ne ağrıları oluyor diye baktığımızda bel ve boyun omurga ağrıları iki cinsiyette de eşit görünse de kadınlarda adet dönemi ağrıları, gebelik ve doğum sonrası ağrıları çok olduğu için sanki bu yüzde olarak kadınlarda daha çok ağrı görünüyormuş gibi ortaya çıkmakta. Erkeklerde daha çok tabii yapısal bir dayanıklılık da var. Kas iskelet sistemindeki dayanıklılığa bağlı olarak en çok travmalarla ilgili yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan ağrılar olmakta. Bir de vasküler hasara bağlı ortaya çıkan genital bölge ağrıları erkekte daha göreceli olarak yoğun görülmekte. Bunun yanında karın ağrıları işte genital sistem, idrar yollarının daha açık olması, kadınlarda daha çok karın ağrısı yaşamalarına sebep olmakta. Yine burada da kadınlar bir dezavantaj yaşıyorlar anatomik yapı olarak. Bunun yanında fibromiyalji, romatoid artrit dediğimiz iltihaplı romatizmalar, yine osteoartrozlar yani kireçlenmeler, dejenerasyona bağlı ağrılar yapısal olarak yine kadınlar daha yatkın olduğu için kadınlarda daha çok görülmekte. Yani kadınlarda ağrı daha fazla. Böyle baktığımızda kadınlarda ağrı daha fazla. Psikolojik olarak da evet. Bir etkisi var mıdır bunun kadınlarda daha fazla olması? Şöyle, çok psikolojik etkenler var tabii ki. Çünkü dediğim gibi biraz önce de söylemiştim daha duyarlı, ya daha kadınlar. Duyarlı kadınlar daha duyarlı olduğu zaman ağrıdan daha çok etkileniyorlar. Evet. Dolayısıyla biraz önce de bahsettim ağrı hoşnutsuzluk yaratan bir duygu. İnsanın yaşam kalitesini düşürüyor. Hayata bakış açısını değiştirebiliyor. Daha karamsar, daha depresif bir hale getirebiliyor. Hele kronik ağrılarda bu daha belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kadınlar bunu daha çok yaşıyor. Bir de kadınlar hani daha çok dile getiriyor ya tamam artık devamlı ağrı var, ağrı var bizim hanım böyle söylüyor artık yarısı psikolojik olarak algılanıyor da. Her o saatten sonra artık evet. Psikolojik destek almaya gidiliyor ağrılarda. Evet, evet. Peki tedavi yöntemlerinde de muhtemelen farklılık vardır kadın ve erkeklerde. Çünkü tabii. Ağrı oranları hı-hı, farklı. Hı-hı. Evet. Bu yöntemde yani ilk etapta neye yöneliyorsunuz tedavi yönteminde? Şimdi öncelikle tabii gerçekten yapılması gereken bir kere ağrı nereden kaynaklanıyor? O odağını bulmak lazım. Ondan sonra bu ağrıyı ortadan kaldırmak için, ağrıyla mücadele etmek için neler yapmalıyız? Bunu hastamızla birlikte konuşmak ve karar vermek lazım. İşte öncelikle örgü örenlerde omuz ağrısı olur. Biz ne diyoruz hastamıza? İşte bu ağrı geçene kadar örgü örmeyeceğiz. Daha sonra örgüye başlayacağımız zaman kısa aralıklarla böyle çok tabii uzun vakit geçirmeden başlayabiliriz. Böyle günlük yaşamda değişiklikler yapacağız. İşte evde temizlik yaparken kullandığı cihazlardan tutun da iş yaşamında, iş yerinde kullandığı cihazlardaki değişikliklere kadar buna karar vereceğiz. Daha sonra gerekiyorsa ilaç tedavisi ağrının şiddetine göre bizim fizik tedavilerimiz burada önemli. Fizik tedavi derken en önemlisi de egzersizler. Kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılardan bahsediyorsak egzersiz çok önemli bir yer tutmakta.
biz kaslarımızı güçlendirmezsek, çabuk yorulan, direnci kaybolan kaslar her zaman ağrıya sebep olacaktır. Evet. Yani biz ne kadar ilaç verelim, ekstra destekler yapalım, bunun önemli bir yerinde egzersizimiz olmazsa biraz boşa kürek çekiyormuş gibi oluruz tedavide. Şimdi tedavi sürecini daha ilerleyen zamanlar detaylarıyla açmak istiyorum. Sormak istediğim şu aslında, yani kadın ve erkekte ağrı farklı. Hı-hı. Peki biz bu tedaviyi yaparken kadın ve erkek ayrımını yaparak tedavi mi yapıyorsunuz? Evet. Yani o aşamaya nerede karar veriliyor ya da kadın ve erkekteki o ayrım ne oluyor tedavide? Şimdi şöyle söyleyeyim, kadınlarda tedaviye ekleyeceğimiz ilave olarak psikolojik destek de önemli. Erkeklerde daha çok bariz ağrılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani kronik süreçteki ağrılar çok daha nadir ağrılar, akut ağrılar. Akut ağrılarda da tedavi protokolünde dinlendirmek, medikal tedavi dediğimiz ilaçlarımızla verdiğimiz tedavi ve yerine göre uygulayacağımız fizik tedavi modelleriyle o ağrıyı kısa sürede ortadan kaldırabiliyoruz. Bununla düzelmediği zaman, hani kronik sürece geçtiği zaman ne oluyor? O zaman ya tedavi sürecini yeni baştan oluşturuyoruz ya da gereken bir cerrahi müdahale varsa ona göre değerlendiriyoruz. Ama hanımlardaki ağrılarda mutlaka psikolojik destek bu tedaviye ilave oluyor. Yine hanımların duyarlılığından dolayı yine psikolojik destek. Tabii. Çünkü bu burada niye böyle? Ağrı eşiğini yükseltmemiz lazım. Öncelikle ağrı eşiğini yükselten en önemli etkenler, bir kere kişinin stres ve stresli ortamdan uzak durması, uyku düzeninin, aşırı yorgunluğunun ortadan kaldırılması ve etrafındaki uyaranların onu destekler düzeyde olması. Yani sadece hastanın kendin değil, etrafında onunla birlikte yaşayanların da bu konuda bilinçlendirilmesi ve hastaya destek olması sağlanmalı. Peki bu ortam sağlanamazsa? Yani yine de o tedavi bir şekilde yapılacak ama o ortamı sağlayamıyor hasta. O zaman şöyle yapıyoruz. Hastaları o ortamdan çekiyoruz. Mesela bir müddet yatarak tedavi yapıyoruz. Veya bunlardan en güzellerinden bir tanesi kaplıcalar gibi tedavi, ilave tedavi modellerini tedavi planı içine koyuyoruz. Birçok tedavi yöntemi var bu konuda zaten. Evet. Peki yetişkinlerde bu şekildeydi. Yetişkinler sonuçta ağrılarını da dile getirebilirler ama çocuklar bu konuda ne yapacaklar? Yani onlar 5 yaşın altındaki çocuklar mesela ağrılarını dile getiremeyeceklerdi. O konuda nasıl tedavi, yani nasıl tespit ediyorsunuz ağrıları? Evet, 5 yaşının altındaki çocuklardan bahsedersek öncelikle onların beden dilini anlamaya çalışıyoruz. İşte çocuklardaki olağan dışı uykusuzluk, huzursuzluk, davranış bozuklukları, değişiklikleri, bozuklukları dememek lazım, değişiklikleri diyelim, yüz ifadeleri, bacak hareketleri, vücutta onun anlatmak istediği bir değişimin olduğunu bize ifade ediyor. Bunları gözlemleyebiliriz. Burada yine biyokimyasal bazı ölçümlerimiz var. İşte kan basıncıydı, nabızdı, kandaki kortizol seviyesiydi. Bunlarla vücudun bir sorunla karşı karşıya kalıp kalmadığını ölçebiliriz. Bunlar bizim için hep bir gösterge. Aynı zamanda yüz skalası dediğimiz arkadaşlarımız gösterebilirlerse 3 yaşından sonra yüz ifadelerini gösteren bir resmimiz var. Diyalog kurabildiğimiz çocuklara bu skalayı gösteriyoruz ve sen şimdi bu skalada neredesin? Sana hangi resim seni ifade ediyor diye sorduğumuzda 3 yaşından büyük çocuklar buna gayet güzel cevap verebiliyorlar. Çocuklar o resimde kendilerine benzeri gösteriyorlar. Göstererek. Arkadaşlarımız resimde yayına verdiklerinde orada resimlerinden de aktarabiliriz. Böylece kendini daha rahat ifade etmiş oluyorlar. Bize kendilerini anlatabiliyorlar. Biz de bu görüntüleri değerlendirerek onun ağrı seviyesini veya o anki huzursuzluğunun seviyesini, derecesini. Şimdi A'dan F'ye kadar, A'da gördüğünüz gibi mutlu bir yüz. Burada hiçbir sorunu olmayan bir çocuk.
B'de birazcık sorun var, fakat yine onun günlük yaşamını etkilemiyor. C'de artık kendini göstermeye başlamış, D'de daha üzgün, E'de gerçekten bu sıkıntı yaratan bir hal, onun ağlayacak kadar sıkıntı ve huzursuzluk içinde olmasını ifade ediyor. F ise artık son nokta, dayanılmayacak hale geldiğini ifade ediyor. Bunu 3 yaşından büyük çocuklara uygulayabiliyoruz ve gerçekten çok güzel ifade edebiliyorlar kendilerini. 5 yaşından sonra ise ağrıyı ifade etmekte büyüklerle aynı yaklaşımda daha bulunuyorlar. Daha rahatlar o konuda. Evet, evet. Ve onların yöntemlerini onların gösterdiği şekillere göre o tedavi süreci devam ediyor. Evet. Çocuğun hoşnut olmadığı yerde zaten doktorlar hemen anlayıp ona göre tekrar geriye alınıyor sanırım. Tabii. Çocuklar özellikle yakın takip ediliyorlar bu konuda. Çocuklardaki tedaviler de özellikle püf noktası gerektiren tedaviler uygulanacak. Doz ayarlaması çok önemli. İyileştikçe uygulanan tedavideki hem ilaç miktarı hem de ilaç sayısı, dozları azaltılarak iyileştikçe tamamen tedavi sonlandırılır. Onun için bu takipler çok önemli. Peki çocuklarda en sık görülen ağrılar hangileri? Örneğin mesela 0-3 ile başlayalım. 0-3 yaş aralığında çok fazla dile getiremiyorlar. Biz ifadelerinden anlıyoruz dediniz. Uykusuzluğundan anlıyoruz dediniz. Hı hı. Ne ağrıları olabilir? İşte daha çok enfeksiyonlarla karşılaştığımız ağrılar ve daha önce onlar haricinde işte kanser türü rahatsızlıkların getirdiği ağrılar. Enfeksiyon derken gerçi günümüze gittikçe azaldı ama menenjitle ilgili enfeksiyonlar, pnömoniler, tüberkülozlar, bunlar gerçekten beraberinde vücutta yüksek ateş ve ağrıyı da getiren rahatsızlıklar. Bunlar daha çok karşımıza çıkıyor. Yaş ilerledikçe ağrı içine kas iskelet sistemi, işte iltihaplı romatizmaların çocuk yaşta görünen formları, akut eklem romatizması yine ağrıların içine giriyor. Daha sonra büyüdükçe vücut ergonomisindeki bozukluklar yine ağrılar yapabiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda, şimdi daha sonraları programlarımıza yine yer vereceğiz bunları ama işte sırt çantalarının uygun olmaması, ta boyun, çene eklemleri, sırt, bel, bütün omurgayı etkileyecek ağrılara sebep olabiliyor ve bu ağrılar daha ileriki yaşlarda da devam ediyor. Travmalar yine artık yürüyen yaşlarda çocuklarda ağrı sebebi olarak karşımıza çıkıyor. En çok karşılaştıklarımız bunlar. Bu şekilde ve tedavilerde bu şekilde. Peki dedik ki hani çocuklar anlatamıyorlar ama bir şekilde belli ediyorlar. Uykusuzluklarıyla belli ediyorlar. En önemlisi bu belki de. Ailelere bu konuda ne söyleyelim? Yani neye dikkat etmeli? Doktorlar tabii ki bunu hemen anlayabilir. Ama aileler neye dikkat edecek? Neye göre doktorun yolunu tutacaklar? Şimdi öncelikle çocuklarımızı iyi takip etmeliyiz, iyi gözlemlemeliyiz ve çocuklarda konuşamayan küçük bebeklerdeki en ufak değişiklik bir göstergedir. Yani bunu önemseyeceğiz. Çocuklardaki olağanın dışında her olan değişiklikleri önemseyeceğiz ve mutlaka bir hekime başvurmamız gerekiyor. Yani geçer diye beklemeyeceğiz veya biz elimizdeki işte şunu verelim, bunu yapalım gibi düşünmeyeceğiz. Öncelikle bir sağlam dayanakta bir doktorumuz, hekimimiz görecek. Ondan sonra o nasıl yönlendiriyorsa ona göre tedavi protokolünü veya izlem protokolünü oluşturacağız. Bir önemlisi de evet, çocuğumuzun bir rahatsızlığı var. Bunun için bir reçetemiz var elimizde. İlaçlarımızı aldık, uygulayacağız. Mutlaka saati saatine ve zaman aralığına çok dikkat ederek ilaçların verilmesi lazım. Hekim arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Onlar zaten yapıyorlar. En düşük doz ve en minimum etkiyle tedaviye başlanmalı. Cevap alınamıyor ise ilaç miktarı artırılmalı. Bu çok önemli.
Çocuğa mutlaka psikolojik destek çok önemli. Yani ailenin onun yanında olması, hele de konuşma çağındaki çocuklar için niçin ağrımız var, niye böyle bir tedavi oluyoruz, niye istirahat etmemiz gerekiyor, bunları açık açık anlatmamız gerekiyor. Yine çocuklarda ağrı kontrolünde onun ağrıyla ilgili fazla zihni meşgul etmesine engellemek açısından küçük hareketler, ritmik dans gibi veya yumruk el sıkma, gevşetme gibi ya da derin nefes alıp verme egzersizleri gibi onunla bir takım oyunlar yaparak çocuğun ağrısı azaltılabilir. Bunları beraberinde destek olarak kullanmakta fayda var. Peki ben ilk programımızda şu detayda değinmek istiyorum. Dediniz ki işte ağrı var, şu ilacı kullanalım, şu şunu önerdi, bunu yapalım gibi. Evet, evet. Bu yöntemler tabii ki yapılmamalı. Ama bu aşamada neler söyleyeceksiniz? Çünkü günümüzde hep böyle. İşte ağrım var, arkadaşım bu ilacı önermişti, bunu içeyim. Bu yanlışlar hep yapıyoruz. Evet, doğru. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konuya da değinelim. Şimdi gerçekten komşudan aldım olmamalı. Ağrı herkesin, her beden farklıdır. Evet. Her hücre yapısı farklıdır. Allah insanı hep farklı farklı yaratmış hepimizi. Dolayısıyla ağrı, hepimizin ağrısı farklı. Hepimizin ağrısı için kullanacağımız ilaçlar ve dozajlar da farklı. O nedenle komşumuza faydası olan bize fayda etmeyebilir. Tam tersi, komşumuzun rahat kullanıp düzeldiği ilaç bizim Allah korusun ölümümüze bile bir alerjik reaksiyon yaparak sebep olabilir. O nedenle biz bunun üzerinde çok duruyoruz fizik tedavi hekimleri olarak biz. Çünkü en çok ağrı için bu tür ilaçlar kullanılabiliyor. Komşudan, arkadaştan alınabiliyor veya işte başım ağrıdı bir ilaç bulabilir miyiz deniyor. Bunlarla biz çok karşılaştığımız için özellikle üzerine de durmak istiyorum. Kesinlikle evet. Böyle bir uygulama çok yanlış. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Çünkü dediğiniz gibi her bedene uymayabilir ki bazen tabii, doktorların tabii. Verdiği ilaçların bile yan etkileri oluyor. Sonrasında tekrar doktorumuzla görüşüyoruz. Tabii, bu yüzden bir başkasının tabii. İlacı da uymayabilir. Evet. Çocuklarımızın dışında yaşlılar desek onların da ağrıları yetişkinlerden farklı. O konuda ne diyeceksiniz? Çünkü onların da yaş aralıkları var. Farklı farklı evet, ağrı yaş aralıkları evet. Var. Hı-hı. Şimdi yaşlılık doğumla başlıyor esasen. İnsan ana rahmine düştüğü zaman yaşlılık başlanıyor deniyor. Yaşlılık kişinin sosyal anlamda bir başkasına bağımlı olması demek. Tıp bilimi yaşlılığı artık sınıflamışlar. Eskiden yaş aralıkları daha kısaydı. Şimdi daha uzatıldı. 65 yaş, 74 yaş arasını genç yaşlı olarak kabul ediyorlar. 75-84 yaşını orta yaşlı, 85 yaş ve üzeri yaşlı olarak kabul ediliyor. Artık 85 yaş üzeri için yaşlı diyeceğiz. Dolayısıyla bu insan ömrünün uzadığını gösteriyor. Öyle olunca biz tabii bu yaşlara gelmek ve sağlıklı gelmek için çok şeyler yapmalıyız öncelikle. Yaşlılarda nelerle, bu yaşlandığımızda hangi sorunlarla karşılaşacağız? Önce kas iskelet sistemiyle ilgili sorunlarla karşılaşacağız. Yani dilimiz, dizimizde kireçlenme olacak, belimizde, boynumuzda olacak. Bunların getirdiği fonksiyon kaybı olacak, yürüyemeyeceğiz veya yürüme mesafemiz çok kısalacak. İşte eğilip doğrulamayacağız, belki namazımız kılarken çok zorlanacağız. Öncelikle kas iskelet sistemimizi sağlıklı tutmamız lazım. Onlardan kaynaklanan şikayetleri zamanında önemseyerek tedavi etmemiz lazım ve kas iskelet sistemi sağlığını koruyacak özellikle egzersizlerimizi günlük rutine kazandırmamız lazım. Daha sonra yaşlılarda hangi ağrıları görüyoruz? Bağışıklık sistemi yaşlılarda zayıflamaya başlıyor. Belki stres daha fazla oluyor, yaşla birlikte artıyor. Bu da zona gibi ağrıların, şiddetli ağrıların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunun haricinde göğüs ağrıları, kalple ilgili ağrılar,
damar sistemi ile ilgili ağrılar sıralı olarak karşımıza çıkan ağrılar. Yaş ilerledikçe de bu ağrıların şiddeti ve tedavisi de farklılaşıyor tabii ki. Peki bu anlamda tedavilerde ilk olarak yani neye yöneliyor yaşlılarda? Fark ediyor mu yetişkinler ve yaşlılardaki tedavi olayı? Şimdi yaşlılarda dikkat etmemiz gereken şeyler daha çok artıyor. Çünkü yaşlılarda öncelikle mide bağırsak pasajı yavaşlıyor. Mide asidi azalıyor. Bu ne demektir? İlacın emilimi, dağılımı, kan dolaşımı azaldığı için, kan dolaşımdaki sıvı miktarı azaldığı için ilaçların hedef organa gitmesi, etkisinin göstermesi azalıyor, böbrek fonksiyonları azalıyor, dolayısıyla ilacın atılımı da azalıyor. Böylece vücutta daha fazla ilaç göreceli olarak etki göstermeye başlıyor. Dolayısıyla bütün bu hassasiyetler ilacın yan etkilerini artırır. Neler olabiliyor? Böbrek fonksiyonları bozuluyor, karaciğer fonksiyonları bozulabiliyor. Kanamalar, mide bağırsak kanamaları olabiliyor ki bunlar gerçekten zaman zaman hayati tehdit edecek boyutlarda olabiliyor. Trombosit sayısını düşürebiliyor. Alerjik reaksiyonlar çok önemli. Yaşlılarda daha çok görülebiliyor. Ve yaşlılarımızın başka kullandıkları ilaçların olması, farklı rahatsızlıklarının beraberinde olması bizi ilaç kullanmaya karşı çok dikkatli davranmamız gerektiğini çünkü gösteriyor. Çünkü bütün kullanılan ilaçlar çakıştığı zaman bunu bünyesi tabii, kaldıramayabiliyor. Tabii, evet. Peki yaşlılardaki ilk seçilecek ilaçların da neler olduğunu bahsettik. Çünkü diğer ilaçlarla etkileşim olmaması gerekiyor. Evet, bu da doktorun da ailesinin de çok yakından takip etmesi gerektiğini gösteriyor değil mi? Yani psikolojik olsamın da yaşlılar için o şekilde düzenli olması gerekiyor. Çocuklar gibi aslında birebir diyebiliriz sanırım. Tabii. Psikolojik destek de çok önemli. Sen yapamazsın değil, hadi birlikte yapalım şeklinde olabilir. Hadi gezelim, biraz yürüyüş yapalım olabilir. Yaşlılarımızın yapabileceği basit işler olabilir. Onları yönlendirmek, işte hadi sen de bunu yapabilirsin, bana şu şekilde yardım edebilirsin gibi ev içinde görev dağılımı, bir iş programı onları hem hayatın, sosyal hayatın içinde olmasını sağlayacaktır, hem de kendilerini güvenini artıracaktır. Dolayısıyla böyle olunca o kendine güveni olan insan, ben her sorunun üstesinden gelebilirim düşüncesinde olan insandır. Böylece hem ağrısından da ben senin de üstesinden geleceğim, yeneceğim, bunu yapacağım düşüncesi ortaya çıkacak ve çok daha güzel, pozitif bir etki ortaya koyacak. Tedavi yöntemleri daha etkili olacaktır tabii, bu konuda. Peki ağrıda dediniz ki egzersiz çok önemli. Peki hiç ilaç yardımı almadan sadece egzersizle bu ağrıyı yenmek mümkün mü? Yani öyle ağrılar da var mı? Var, evet. Strese dayalı, özellikle psikolojenik kökenli olan gerilim tipi baş ağrılarında çok çalışmalar yapılmış. Yani biz ilaç kullanmadan da bu ağrıları ortadan kaldırabilir miyiz? Ya da ne kadarını tedavi edebiliriz diye. Germe, gevşeme, derin nefes alıp verme, nefes alıp verme, gevşeme egzersizleriyle 8-10 seanslık bir tedavi programı içinde gerçekten gerilim baş ağrılarının %50'sinin ilaçsız tedavi edileceği görülmüş. Burada otokontrol sağlanıyor. Hastamız egzersizleri, gevşeme, germe egzersizlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi edildikten sonra bu egzersizleri her ortamda kısa sürede kendisinin de yapabileceği deneyimlerle ona gösteriliyor ve hastamız bu kontrolü kendisi hiçbir yardım almadan daha sonraları her sıkıştığında, her gerilim tipi baş ağrılarının başladığını hissettiği zamanlarda yapabiliyor ve gerçekten hiç ilaçsız da ağrıların üstesinden gelebiliyor. Ki bu yöntem belki de daha iyi insan vücudu tabii için. Tabii ki. Çünkü ilaç tedavisinde zararlı olduğunu söylüyor çoğu doktorlarımız. Tabii. Bu konuda ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Özellikle ağrı kesici dediğimiz analjezik ilaçlar iki tarafı keskin bıçak olarak tıp dilinde ifade edilir. Bir tarafı düzeltiyor iken diğer tarafı bozabiliriz. İşte bahsettiğimiz gibi mide bağırsak sistemi kanamaları, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları, kan
hücrelerindeki trombositlere üzerinde etkileri özellikle onların keskin bıçak olan tarafını bize ifade ediyor. İşte alerji yapma etkilerinin olması, bu tür ilaçları kullanırken çok düşünmek ve öyle karar vermek gerekir. Evet. Peki relaksasyon yöntemi ne açıklasak izleyicilerimize? Nasıldır? Ne için kullanılır ya da? Relaksasyon yöntemi yine gerilim tipi, strese bağlı, özellikle vücut ağrıları, baş ağrıları ve diğer fibromiyalji ağrılarında da kullanılan bir tedavi yöntemi. Fizyoterapistler tarafından veya bu konuda eğitimli özel sağlık elemanları tarafından bir tedavi programı seanslar halinde uygulanıyor. Relaksasyon da gevşeme demektir esas kelime anlamı evet. olarak. Yine çünkü biz stresle birlikte kaslar, ilk önce kaslar kasılır vücutta. Ve o kaslar kasıldığı zaman kaslar arasında geçen sinirler, damarlar sıkışırlar. Ağrılar oluştuğu gibi aynı zamanda uyuşma, karıncalanma, dikenlenme gibi bir takım ilave şikayet de ortaya çıkar. İşte biz gevşeme tekniklerini öğreterek kasları rahatlatıyoruz. Dolayısıyla yeni baştan dolaşımı, oksijenlenmesini, o hücrelerin yeniden o sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlamış oluyoruz. Peki dedik ki işte ağrı tedavisinde birçok tedavi yöntemi var ama artık son aşamaya geldiği zaman da onun da çeşitleri var. İşte cerrahi yöntemle başlayabilir. Bunun çeşitlerini, detaylarını anlatsak izleyicilerimize son Tabii. aşamada. Şimdi ağrı tedavisi esasen multidisipliner bir tedavidir. Şimdi bahsettik, neler dedik. İşte fizik tedavi var ağrı tedavisinin içinde. Çocuk doktorları var çocuk yaşında olanlar için. Yaşlı grup için, dahiliye uzmanları bu tedavinin içinde. Psikolojik destek için psikiyatristlerimiz bu tedavinin içinde. Cerrahi gerekiyorsa ortopedi, beyin cerrahisi, baktığımız zaman hemen hemen tıbbın bütün dallarını içeren bir tedavi. Evet. İşbirliği içerisinde olmak evet, kesinlikle. Tedavi. Şimdi ileri derecede işte bütün bu tedavilere rağmen geçmeyen ağrılarla karşı karşıya kaldığımızda neler yapmalıyız? Burada daha ileri tedavi yöntemleri kullanıyoruz. İşte bunlar da sinir blokajları. Nedir sinir blokajları? Ağrıya neden olan ağrı sinir yollarıyla beyne iletilir, beyinde algılanır ve ağrı ortaya çıkar. İşte bu yolları kesmek. Bundan haricinde ganglion dediğimiz sinirlerin odak orta birleşkesi, bunların fonksiyonlarını ortadan kaldırmak ağrıyı kökten halletmede kullanılan yöntemler. Ama bunlar çaresiz ağrılarda yapılan yöntemler. Ehil kişilerce bu konuda özel eğitim almış kişilerce uygulanması gereken tedavi yöntemleri. Cerrahi yöntemler bu işin içine giriyor. Fizik tedavi yöntemleri bu işin içine giriyor. Daha yine hemen hemen herkesin fikir sahibi olduğu omurilik kanalına pompa sistemi yerleştirerek kişi ağrısını buradan kendi kontrol edebiliyor. Ve en son her ne durumda olursa olsun mutlaka psikolojik destek her kademede gereken ağrı tedavisi. Peki. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Zaman hızla akıp geçti. Biz evet. ağrı konusunda daha çok şey konuşacağız ilerleyen haftalarda ama son olarak toparlarsak neler söyleyeceğiz? Genel anlamda ağrı için ve izleyenlerimizin dikkat etmeleri gereken konularda. Şimdi ağrı özellikle vücutun bir uyarısı. Ağrı bir hasarın, bir hoşnutsuzluğun, vücutta düzgün yolunda gitmeyen bir şeyin belirtisi. Onun için ağrıyı mutlaka iyi değerlendireceğiz, vücutun bu uyarısını anlayacağız ve hekime başvuracağız. Hekime başvurduktan sonra bize hekimimizin, doktorumuzun anlattıklarını mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bizim hasta olarak üzerine düşenleri yapmamız gerekiyor. İşte benim vaktim yok, egzersiz yapamam gibi yaklaşımlar tedavimizin başarısında hasta olarak bizim olumsuz etkilediğimiz yönler oluyor. Yani tedavi sadece hekimin verdiği reçeteyle değil, hastanın uyumuyla da
birebir alakalı. O nedenle birlikte hekim ve hasta buna karar verecek. Ağrı oldu, tedavi olduk, geçti. Bu ağrıyla tekrar karşı karşıya kalabiliriz. Onun için sadece o an için değil, geleceğe yönelik planlar, uygulamalar yapmalı. Burada da yapabileceğimiz, biz bu ağrıyı neden yaşadık, onu ortaya koymak ve bunu ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz? Bunu araştırmak ve buna uygun yaşam tarzımızı düzenlemek önemli. Tabii bu bahsettiğimiz ağrılar daha çok kas iskelet sistemi için oluşan ağrılar. Yani dizimiz ağrıyor, 6 katlı bir evde oturuyoruz, asansörümüz yok, elimizde 10 kiloluk poşetlerle iniyoruz çıkıyoruz. Bu bizim için olumsuz bir yaşam tarzı. İşte dizimiz rahatladı, ne yapacağız? Bu yaşam tarzını değiştirmemiz lazım. Daha düz ayak veya bir asansör olacak bir evi taşınmamız gibi. Yani böyle yaşamsal değişimleri yapmak lazım. İşte kilomuz var, dizimiz ağrıyor, kilo vereceğiz. Bunlar önemli. İlaç tedavisinde özellikle işte arkadaşımızdan, komşumuzdan tedavi, ilaç kullanmayacağız. Özellikle yine şunu üzerine basarak söylemek istiyorum. Hani bunları söyledik, hiç işte bel çeken komşular, işte Kayseri'de evet. olanlar, bunlardan hiç bahsetmedik. Çünkü böyle bir tedavi yöntemi yok pozitif tıpta. O nedenle o tür tıbbın dışındaki uygulamalara değer vermeyeceğiz. Bunlar öncelikle söylemem gereken şeyler. Programlar ilerledikçe zaten evet, daha detaylı konuşacağız. Ben teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Bir kez daha hatırlatalım. Tıbbın dışındaki kullanılacak olan ilaçlar, arkadaşlarınızın tavsiyesi hiçbir şekilde doktorun tavsiyesiyle eşit olmayacaktır. Kesinlikle. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Teşekkür ediyorum. Haftaya yine devam edeceğiz konunun tüm detaylarıyla. Değerli izleyenler, Doktor Gülay Atik konuğumuzdu. Haftaya yine Gülay Hanım'la olacağız. Sağlık Kliniği programında ağrının tüm detaylarını konuşacağız. Yine bizlere iletmek istediğiniz sorularınız olursa onları da Gülay Hanım'a ileteceğim. Ondan detaylı bilgileri alacağız. Programımızı bugünlük burada sonlandırıyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.